Kardeşlerim, babalar evlerinde Ebu Said'in Hudri gibi anneler o sahabileri anlattılar. 13 yaşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza etmek, müdafaa etmek için evinden, şehrinden ayrılan baba, Resulullah aleyhisselama rica etsen seni kırmaz, ben Uhud'da kalsam, onlar çok kalabalık geldiler, onlar çok güçlüler baba, Müslümanların sayıları az, münafıklar yolda döndüler, Peygamber aleyhisselamı bıraktılar, ben burada Resulullah aleyhisselamı 13 yaşındaki bu halimle muhafaza etmek istiyorum diye babasına yalvaran çocuklar. Resulullah aleyhisselamın bakışları onların üzerine değince, onların hayatları bir anda güneş vurunca nasıl yarın küre aydınlanıyorsa o yürekler aydınlandı. O bakışlar hayata nur getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu ısrarlara rağmen Ebu Said'in Hudri Hazretleri'ni kabul etmez. Gider. Ama ardından babasının şehadet haberi gelir. Babası Uhud'da Ebu Said'in Hudri Hazretleri'nin şehit olur. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün muharebelere katılır Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh. Kardeşlerim, eğer müminler, Müslümanlar evlerinde bu sahabileri anlatırsa Allah'ın inayetiyle Müslüman çocukların önlerinde onlar olacak. İşte yeni dünyayı o çocuklar büyüdüğü zaman kimselerin önünde kırılmayacak, eğilmeyecekler. Sahabe duruşu, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan alınan o imani irfani duruş onu kuşanacaklar.